İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin haricilerle yaptığı tartışma. Haricilerden bir grup gelerek Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh mescidin kapısı önünde iki cenaze bulunmakta. Bunlardan biri şarap içmesi sonucu ölen bir erkeğe, diğeri ise zina edip hamile kalan, daha sonra da intihar eden kadına aittir dediler. Ebu Hanife Bunlar Yahudi, Hristiyan veya Mecusi mi? Hangi dine mensup diye sordu. Onlar, Allah Celle Celaluhu'nun birliğine, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi ve kulu olduğuna inanan Müslümanlar dediler. Ebu Hanife, bunların imanı üçte bir, dörtte bir veya beşte bir midir diye sordu. Onlar, iman üçte bir, dörtte bir veya beşte bir olmaz, İman bir bütündür dediler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh haklarında sorduğunuz iki kişinin mümin olduklarını söylediniz değil mi diye sorunca onlar bunu bırak da sen bize bu iki kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduklarını söyle dediler. Bunun üzerine Ebu Hanife buna rağmen siz bu iki kişinin cennete girmeyeceğinde ısrar ediyorsanız bundan daha büyük günah işleyenler hakkında Hazreti İbrahim'in aleyhisselam kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgiyensin. İbrahim Suresi 36. ayet. Hazreti İsa'nın aleyhisselam eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Maide Suresi 118. ayet sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç? diyenlere karşı, Hz. Nuh'un aleyhisselam, onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz, ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Şuara Suresi 111-114 Yine Hz. Nuh'un aleyhisselam, sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah Celle Celaluhu onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Hud suresi 31. ayet. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen bu sözlerini hatırlatırım diye karşılık verince hariciler silahlarını bıraktılar. Muhaddisler nazarında İmam-ı Azam Ebu Hanife Cilt 1 Sayfa 91-92. 23 Haziran Mevlana takvimi